İnsanlar tabii ki Allah'ın varlığını gayba iman gerektirdiği için ancak kuvvetli iman sahipleri Allah'ın varlığı hakkında kesin bilgiye sahip olabiliyorlar ve iman ediyorlar. Kökte iman ediyorlar. Derin oluyor imanları. Fakat bazı insanları Allah Kur'an'da cehennemi tekrarlı ayetlerle anlatarak, korkutarak iman yoluna çağırıyor. Şimdi bu çok önemli bir tebliğ metodudur. Çünkü insanlar maddi olarak ellerinde tutmadıkları, gözleriyle görmedikleri bir şeyi o kadar kavrayamayabilirler. Allah'ın zatını tenzih ederim. Fakat insanların bazı bilgileri fark edebilmesi için. O yüzden de cehennemin anlatılması, cehennemin varlığının insanlara fark ettirilmesi ve cehennemin nasıl bir yer olacağının tam anlamıyla tarifi, ki dünya şartlarında edebileceğimiz kadarıyla hiçbir zaman gerçeğini bilemeyiz. Allah'ın yaratmasıyla inşallah nasıl olacağını. Fakat biz kesin imanla iman ederiz Allah'a inşallah. Ve bu şekilde Allah'ın yaratacağı cehennemi insanlara anlatmak da Müslümanın bir sorumluluğudur. İşte biz de o yüzden bunu yapıyoruz. Çünkü neden? Müslüman da zaten umut ve korku arasında olur. Hiçbir zaman cehennemden kesin olarak ben cehenneme gidemeyeceğim diye bir şey söyleyemez. Bu küfürdür zaten. Kimse emin olamaz. Allah'ın azabından her zaman Müslüman korku içinde olur. Ama umut içinde de her zaman cennetini umar. Şimdi dünyada hep bir umut olduğundan bahsetmiştim. Fakat cehennemde umut hiçbir zaman yok. Çünkü cehenneme giden, inkar edenler her zaman her şeyin en kötüsüyle karşılık bulacaklar. Şimdi biz hocamızın anlatmasıyla biliyoruz. İnsan ufkunu çok açan bir şey. Cennette sayısız beden olacağını söylemiştik. Yani milyonlarca bedeni olabilir bir insanın. Bu ne demektir? Bir bedeniyle mesela yemek yerken, bir bedeniyle çarşılarda gezerken, bir bedeniyle en sevdiği kişiyle olurken, bir bedeniyle eşiyle birlikte olurken, diğer bedenleriyle her bir peygamberle ayrı ayrı olurken, her bir sahabeyle ayrı ayrı birlikteyken, diğer tüm Müslümanlara ayrı bedenlerle sohbet edebilirken, güzellikleri başka bedenleriyle izleyebilirken, bu bedenlerin tamamının aldığı zevki tek ruhun alması bizim şu anda dünya şartlarında hayal edebileceğimiz bir şey değil. Allah'ın işte yepyeni yaratışına bir değildir. Fakat cehennemde yine çok sayıda beden olacak. Fakat çok sayıda bedenin çektiği azabı tek ruh çekecek. Hem manevi azabı, hem fiziksel azabı, hem de cennetteki nimetlerin eksikliğini her an yaşayan her bir bedenin yaşadığı o sıkıntıyı, ruh halini tek bir ruh kavrayacak. İşte bu Allah'tan çok önemli bir karşılıktır aslında inkar edenler için. Aynı şekilde cennette Allah'tan sayısız nimetin yanında ve Allah'tan sürprizler olduğunu Allah söylüyor. Nimet olarak, yani bizim dünyada hayal edemeyeceğimiz, ufkumuzun yetmediği belki de yepyeni bir duyu gibi, normal dünya şartlarındaki o beş duyumuzun çok dışında bilmediğimiz şekilde sürprizleri Allah söylüyor. Cehennem içinde olan insanlar bunları hiçbir zaman göremeyecekler. Bunların ne olduğunu da bilemeyecekler ve bunları hiçbir zaman tadamayacaklar. Aynı şekilde Allah cennet sofralarından bahseder biliyorsunuz. Cennet sofralarının o uçsuz bucaksız nimetlerini cehennemdekiler hiçbir zaman yaşayamayacakları gibi en önemli nimetlerden biri olan sevgiyi ve o cennete ahlakı içinde yaşayan insanların birbirine olan o coşkun sevgisini cehennem içindeki o mahluk şeklinde yaratılan, yani canavar görünümlü diyebileceğim, şu an dünya şartlarında kullanabileceğim tek kelime bu ama Allah kim bilir nasıl yaratacak, o varlıklar hiçbir zaman o gerçek sevgiyi yaşayamayacaklar. Sıcak bir dost yoktur diyor Allah o gün onlar için. Eşlerine sevgiyle tutkun olan cennet kadınları, eşleriyle birlikte o sevginin en üst noktasını yaşayacak olan Allah'ın hiçbir zaman bitmek tükenmek bilmeyen ve sürekli artarak verdiği o sevgiyi, o duyguyu yüreklerinde, hislerinde, bütün bedenlerinde sürekli yaşayacak olan Müslümanlar cennette bu zevki yaşarken cehennemdekiler onun nasıl bir şey olduğunu sonsuza kadar hiçbir zaman kavrayamayacaklar inşallah. İnşallah.